Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Gaziantep İstahiye'den devam ediyoruz. Yanımızda Hasan Torun Biber Baharatı'nın kurucusu Ayhan Korkut Bey bulunuyor. Merhaba Ayhan Bey. Merhaba Gülay Hanım. Evet, öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? Baharat sektörüne neden atılmak aklınıza geldi? Şimdi bizim sektörümüzde çiftçilikten biz başladık. Çok daha güzel. Sonradan bu sektöre döndük yani. Biraz bahseder miyiz? Hangi çeşit baharatlarımız var bu üretim yerimizde? Bizim ağırlığımız genellikle pul biber. İsot türü olaraktan devam ediyoruz. Sıfır tuz olaraktan devam ediyoruz. İkinci planda salça. Oo, çok yani güzel. Diğer baharatlar da kendi imalatımız olan da var. Dışarıdan aldığımız da var. Süper. Yani ustam buraya geldiğimiz zaman ya da dışarıdan bir sipariş olduğu zaman tabii ağırlık olarak pul biber ve isot. Çünkü baharat da en önemli kesinlikle, şey o. Kesinlikle. Yemekte aynen. Lezzeti veren budur. Yani baharatın ana maddesi pul biberinden isottur yani. Evet. Ama tabii isteyen kekik, nane falan isterse biz tabii, temin edebiliyoruz yani. Peki biraz üretim aşamasından bahseder miyiz? Burada gördüğümüz kadarıyla birçok makinemiz var, bir ar yapımız var. Hangi aşamalardan geçiyor? Mesela mahsul geliyor. Öncelikle ben bir söyleyeyim efendim. Mahsul geliyor buraya işlenmek için. Hangi makinelerden, hangi aşamalardan geçtikten sonra paketlenerek bizim masalarımıza geliyor? Şimdi size şöyle anlatayım. Bu döner elek dediğimiz tohum ayırma makinemiz var. Ondan sonra kırıcı dediğimiz kırıcıdan geçer. Ondan sonra dermen dediğimiz tohumu o dermenden geçer. Süper. Ondan sonra yağlama dediğimiz taş var. Oradan geçer. En son kepertme paketleme işidir yani. Yani bu sofralarımıza gelen baharatın öyle bir hikayesi var ki ustam. Şöyle size söyleyeyim. Tabii bunun yanı emek. Bir baştan emeği çok fazla yani. Üretiminden şeyine kadar bayağı bir şeyi var ya, sıkıntısı var yani. Evet sevgili izleyenler, o bizim salatalarımızdan, yemeklerimizden eksik etmediğimiz pul biberimiz, isotumuz biliyorsunuz ki baharatsız lezzetli olmuyor. Onların bizim sofralarımıza gelmesinin aşaması gerçekten kolay değil. Burada bile onun arka tarafı, arka planı var. Yani o ürün geliyor, mahsul geliyor. Burada işleniyor, çeşitli makinelerden geçiyor. Paketlemeye kadar birçok ustanın ve makinenin elinden geçerek elenerek, ayrıştırılarak paketlendikten sonra bizim sofralarımıza, hatta marketlere, marketlerden sofralarımıza geliyor değil mi ustam? Aynen. Yani burada tabii çok kişinin emeği var. Aynı zamanda o toplanması var, o mahsulün ayrıştırılması bütün... var değil mi? Şöyle size söyleyeyim. Siz unutmadınız biraz. En büyük emek çiftçinin. Değil mi? Çiftçiden aldığımız. En büyük emek çiftçimiz. Yani kısacası bu sofralarımıza gelen baharatların işlenmesinden tutup paketlenmesine kadar her şey ayrı bir itina gerekiyor ve aynı zamanda temiz hijyen koşullarda hazırlanması çok önemli değil mi? Sezon zamanı geldiğimiz zaman bütün makinelerimizi temizliyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Ondan sonra da üretime başlıyoruz değil mi? Aynen. Peki hangi zamanda mahsulümüzü aldıktan sonra işlenip piyasaya sunuyoruz? 8. ayda başlar. Taze yani, baharat. Tabii taze baharat 8. ayda başlar. Yani bu ortalama 10. 11. 12. aya kadar devam eder yani. Çok güzel. En güzel zamanlar bu zamanlar. Bu zamanlar aynen. Bak, şimdi usta olarak buradan bir feyiz aldık sevgili izleyenler. Taze olarak da bu zamandır yani. Taze yemek istiyorsanız baharatınızı bu zaman biz mahsulümüzü alıyoruz. Aynen. Bu aylarda aldığınız baharat eğer bizden geliyorsa, Antep'ten geliyorsa o zaman lezzetli, taze yemeklerimizi, salatalarımızı yeriz kesinlikle. Değil mi? Peki sizce iyi bir işletme, iyi bir firma nasıl olmalıdır? Ya iyi bir işletme hijyenik olması lazım. Tabii. Yani ürününün arkasında durması lazım. Yemediği bir şey asla kimseye kesinlikle, dememesi lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Evet değil mi? Yani başta kendi ürününün arkasında durması lazım yani. Zaten doğunun insanı zaten biliyoruz ki hem misafirperverleri hem lezzetleri hem de Antep biliyorsunuz ki gastronomi şekli yani. Kesinlikle. O yüzden baharat dediğimiz zaman en bildiğimiz, en sevdiğimiz, en güvendiğimiz yerlerden birisi Antep'tir. Tabii sadece baharatlarımız değil, salçamız da meşhur değil mi? Kesinlikle. Bu da ev yapımı salçalar mı yapıyoruz? Ya ev yapımı da var. Şöyle size söyleyeyim. Yani fabrikasyonu olan da var. Tabii bunlar da var yani. Bu da tabii köylümüz, halkımız yaptığı zaman da onu destekliyoruz değil mi? Kesinlikle. Ama bildiğimiz yerlerden alıyoruz bunu. Bildiğiniz yer tabii. Evet tabii ki ekranların başında bizi izleyen hem Türkiye'nin her yerinden hem de Avrupa'dan izleyen sevgili misafirlerimiz var. Biliyorsunuz buraya geliyorlar, topla halde baharatlarını, memleketlerini alıp paket paket götürüyorlar usta. Aynen. Neler tavsiye edersiniz? Neler dikkat etsinler alışveriş yaparken? Ya bu hijyenik olmasına bildikleri yerlere tavsiye ederim yani. Değil bilmedikleri yere, merdiven altı olan yerlerde tavsiye etmiyorum kesinlikle evet, yani. Bilinen, tabii bilinen firmalar. Taze olması, bunun zamanında alınması. Evet bak zamanında da çok önemli. Tabii. Verdik değil mi ustam burada? Aynen yani. Ağzınıza sağlık, güveninize sağlık. Vermiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.